Öte yandan tabii bizim bir de risk sermayesi şirketimiz var. Yani sadece teknolojik olarak destekliyoruz. Ve bununla yazılım ve servis sağlayıcılara ortam açıyor olmanın ötesinde Intel Capital diye bir risk sermayesi şirketimiz var. Bu şirket de aslında girişimcilere destek oluyor. Özellikle büyüme aşamasındaki girişimcilere destek oluyor. Geçtiğimiz sene Nokta ve Grupanya adında iki tane büyük Türk firmasına yatırım yaptık. Dolayısıyla hani Türk firmalara da yatırım yapıp onları da büyütme ve belki de bölgesel veya global oyuncu olmaların noktasında desteklemek istiyoruz. Peki bu girişimin yani bu girişimleri desteklemenin Intel mantığı içerisindeki yeri nedir? Yani sonuçta internet şirketleri bunlar. Hı hı. Hani sizin çok büyük bir donanım müşterisi olma gibi bir durumu falan da yok. Yok. Çok merak edilen bir konu olduğu için soruyorum. Doğru. Şimdi Intel Capital binden fazla şirkete 10 milyar doları aşkın yatırım yapmış bir şirket. Bu yatırım yaparken aslında Intel'in stratejik vizyonuna oturan şirketlere yatırım yapıyoruz. Amaç da aslında bu şirketleri büyütmek, daha fazla kitlelere ulaşmalarını sağlamak ve başarılı olmalarını bekliyoruz. Tabii Intel Capital bir risk sermayesi şirketi. Dolayısıyla Intel'in vizyonunu gerçekleştirecek şirketlere yatırım yapıyoruz. Bir yandan da gözüm sorularda Kadircan Kızılcıklı demiş ki fütürologların günümüz siyasetindeki rolü nedir? Siyasiler fütürologlarla çalışır mı? Demiş. Fütürolog dediği fütürist oluyor. Evet, öyle de deniyor. Fütürolog diyenler evet. de var. Aynı kapıya çıkıyor hepsi. Ya tabii ki oluyor. Herkesin olabilir. Yani bu bir meslek ya da bir iş alanının uğraşabileceği bir konu değil. Neticede gelecek iyi olsun diye çalışmak. İnşallah dediğim gibi akademik bir literatüre girecek ve akademik bir meslek haline de gelecek ama tabii ki her iş kolunun fütürist bakışa ihtiyacı var. Dolayısıyla siyasilerle de işi olur ama biz şimdilik olmasın da istiyoruz bir taraftan. Çok böyle siyasetle, dinle, askeriyle sonunda izm olunca biliyorsunuz özellikle Türkiye'de hep bir şeylerle ilintilendirilmeye çalışılıyor. Bizim çok naif bir şeyimiz var. Yani bu gelecek denen mesele çok ciddi, hiç kendi haline bırakılacak gibi değil. Gelişmeler çok hızlı. Onun için insanların geleceğe hazırlanmak için daha ciddi çalışmalar yapması lazım. Peki daha somutlaştırırsak. Evet. Dünyanın gidişatına bakıyoruz. Birçok farklı sektörlerde evet. aşağı yukarı parlayan alanlar, sönen alanlar kendini gösteriyor. Evet. Mesela ben bir siyasi olsam, icraat ve değiştirme kudretine sahip ne önerirdiniz bana? Çok açıklıkla şunu önerirdim. İki konuya, yani üç konuya çok özel önem verilmesini isterdim. Ya da böyle bir imkanım olsa bunu yapardım. Bir kere girişimcilik yeni çağın yeni çalışma modeli olacak. Yani bu kadar dilimize pelesenk ettik. Alıştığımız için önemini çok kavrayamıyor olabiliriz. Bundan sonra ücretli, sabit, aylık memur filan gibi işler, memuriyet gibi işler, özel sektörde ya da kamuda fark etmez ama aylık ücretli işler, sabit güvenceli işler çok azalacak. Yani bunlar süratle azalıyor zaten. Ya da kalanların da ücretleri ya da getirileri bir şeye benzemeyecek. Bir. Onun yerine bireysel ya da küçük girişimcilikler patlayacak. Yani insanlar kontratlı her bildikleri, becerdikleri, iyi satabildikleri, yararlı olabildikleri her şeyi işe çevirebilecekler. Dolayısıyla girişimcilik teşviklerini ki şu anda Türkiye'de girişimci olmak bellikle falan eş değerde. Ama devletin çok yani için takdir ettiğim teşvikleri de var ya. Mesela 100 bin liraya kadar karşılıksız hibe veriyor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. Onlar hakikaten çok yetersiz. Yani şu anda HOSGAP çok çalışıyor. Çok çalışıyor. Publicity yani duyurular falan çok fazla ama hani vergi konuları işte zirilyonluk şirketlerde, küçücük girişimcilerde aynı kefede aynı şeyleri ödüyorlar. Doğru. Ne birilerini çalıştırmana imkan var. Teknoparklar yani, çok pahalı, ya kısıtlı. İnanılmaz yani kazancın %62 peki, Türkiye'de servis. Peki bir girişimciliğe evet. önem vermeliyiz. Gelecek girişimcilikte. O kesin. İki. İkincisi teknolojinin sadece üretimine, çip üretmek falan değil. Yani bununla ilgili yaratımcılık, tasarımcılık, dijital tasarımcılık, dijitalle ilgili konulara anormal yatırım yapılması lazım. Yani
bundan sonrası için en büyük iş gücü açığı işte arkadaşımızın yaptığı işler gibi alanlar olacak. Çünkü ama mesela ilginç, Musab mesela bir ajansta çalışmak için iş arıyor. Geleceği iyi okuyamıyor mu acaba Musab? Okuyamıyorlar mesela çünkü. Mesela Musab, ben sen bir şey söyleyebilirim tam, bu. Onu soracağım. Mesela bir kendi başına bir şeyler yapmak, hani bu son dönemde freelance diyorlar. Freelance onu Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz? Serbest çalışma mı? Serbest zamanlı taşıma. Serbest zamanlı çalışma diyelim. Kontratlı çalışma. Bunun yerine niye bir ajansta çalışmayı tercih ediyorsun mesela? Şimdi freelance çalıştığım zaman şöyle bir şey oluyor. Para ne zaman yatacak? Hadi ben işi tam zamanda gönderdim. Yani para Türkiye zamanı. Türkiye gibi ticari ahlakı çok yüksek bir ülkede dahi evet. Problem oluşturabiliyor. Aynen, bu sıkıntı oluyor. Ayrıca düzenli hayat gerekiyor yani. Ben şeyi merak ediyorum. Eskiden teknoloji de bizden sorulurdu yani. Benim öyle biliyorum yani 1400 yıllarda olsun. İşte toplar, bilim, kimya. Doğru değil mi? Ama ne bizden olursa, derken Orta Doğu'dan. Yani biz Osmanlı diyebiliriz yani buna. Hani bilim, teknoloji, kimya. Ama şimdi neden böyle oldu? Bence şey yine aynı konu. Severek yapmakla alakalı. Belki o zamanlar severek insanlar sevdiği mesleği yapıyorlardı, bulmuşlardı yani. Peki bir şey soracağım yani Musab. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yeni göç ettim. Öyle mi? Tamam. Çok güzel bir sergi vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama İslamiyet, İslam dünyasında bilim gibi bir şey vardı. Tam da hatırlamıyorum. Hatta gece 12'ye kadar açıktı. Ben bir araştırayım, eğer hala varsa, çok da uzun bir süre sergilendi. Eminim etkileneceğin şeyler çıkacaktır evet. Onun içerisinde. Yani severek yaptığımız işi bulmamız gerekiyor. Yani en sevdiğimiz iş ne acaba? Yani ÖSS'ye sokacaklarına, buna soksalar. Ben de başka bir üniversiteye bıraktım mesela. Birçok arkadaşım öyle. Şu anki bölümünde okuyabilmek için mi? Evet. Yani başka üniversiteye bıraktım. Peki şimdi şeyi yapayım, video arasına geçeceğim sonra. Bir girişimcilik, iki teknolojide özellikle yenilikçilik anlamında bir şeyler evet. Ortaya koymaya yönelmeliyiz. Üç de kadınlarla teknolojiyi buluşturma. Kadınların, bırakın dümdüz eğitimini, teknoloji eğitimlerine müthiş önem verme. Kadın erkek eşitliği, yani iş hayatında kadın erkek eşitliğini pozitif ayrımcılığı önce kurgulayarak geliştirmek ve %75-80'leri İskandinav ülkeleri gibi zorlamak. Hı hı. Bunun için aslında biz Intel'le bir projeye başladık. Evet, bile. Ben de şimdi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam basın toplantısında aylar sonrasına kayıt alındığı söyleniyordu. Yani kontenjanlar evet, evet. Dolmuştu. Evet. Kadınların ilgisiz olduğunu söylemek mümkün değil. İnanılmaz ilgililer ama eğitim mi alamıyorlar? Şöyle aslında Tekno Kadın projesi hala devam ediyor. Bizim de çok önemsediğimiz bir proje Intel olarak. Fütüristler Derneği ile beraber yapıyoruz. Proje iki açıdan önemli. Bir, kadının sosyoekonomik hayata katılımı açısından çok önemli. İkincisi de aslında kadının anne rolünden dolayı çok önemli. Çünkü anne olduğu için çocuklarına bilişim kültürünü aşılayacak insan da aslında kadın. Dolayısıyla kadın kendisi teknolojiyi kullandığında, teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini bildiğinde çocuklarına da çok daha fazla yol gösterici olabiliyor. Biz aslında bu yaptığımız eğitimlerde kadınların ilgisinden oldukça memnunuz ve gerçekten ciddi oranda kadınların faydalandığını görüyoruz. Çok ciddi başarı hikayeleri de çıkıyor. Hı hı. Aslında hani ziraat mühendisliği okuyup da bu eğitimi aldıktan sonra kendi elektronik ticaret sitesini kuran kadınlarımız var ve çok ciddi başarılar elde etmiş durumdalar. Evet, şimdi bir video arası vereceğiz de demin Musab'a bahsettiğim serginin adı İslam Alimlerinin 1001 icadıydı. Google'da bir arama yaptım. Sonuçları da hani karşımda. Hatta şöyle dur, icadı diye de tamamlayayım. Şöyle ekrana verebilirsek. İslam Alimlerinin 1001 icadı Türkiye'de diye bir gazete haberi var. Ardından birkaç video var. Devamında hiçbir şey yok. Yani böyle bir sergi için yazık olmuş diyorum. Ve video arasından sonra devam edeceğimizi hatırlatıyorum. Sorularınızı bekliyoruz.
Bir adım attım ah dede, sahibi vardı da ben çalmışım gibi. Derdini anlat neymiş bilelim, hani nerede bana doğrucu sivri dile. Ne derim olmadı, sebebin misin, kitabımı yazacak o erkek sen misin? Çok es geçirsin nefesini, korursun mertebeni. İstanbul ellerin dert görmesin, yaşarken içlerinde hepsinin aynası gibisin.